Aha, komik. Evet, arkadaşlar merhaba. 32. derste beraberiz. Buyurun. Bugün şimdi bu kaynaşımlı ya da kaynaşmalı fiiller konumuzda son ve en kısa olan kısımdayız. Bu arkadaşlar omikronlu olanlar. Onunla ilgili cümlelerimiz var. Sizden bakalım nasıl çözeceğinizi göreceğiz. Bugün Emine ile başlayacağız. Emine burada mı? Günaydın. Yok mu Emine? Günaydın hocam, buradayım, buradayım. Merhaba, merhaba, buyurun. Birinciyi ve ikinciyi sizden dinleyelim, sonra devam edelim Tamam. başka bir arkadaşla. Tamam hocam. Hoi bulevtai legusin, kalos polites ho apollodoros. Bunu çevireyim mi? Evet, lütfen. Tamam. Buley üyeleri söylüyorlar. Apollodoros iyi bir vatandaştır. Evet, çok güzel. İyi bir vatandaştır. Kalos polites burada yüklem oluyor değil mi arkadaşlar? Burada görüyorsunuz legusin dedikten sonra yeni bir cümle başlıyor. Fakat o cümlenin kendi böyle bir fiille ilgili bir yüklemi yok. O zaman bir bakıyoruz cümle başında artikelsiz kalos polites diye bir şey var. İyi vatandaş ya da iyi bir vatandaş. Ne oluyor o zaman? Bu yüklemimiz oluyor. Apollodoros iyi bir vatandaştır. Evet, diğerini alalım, ikiye alalım. Teşekkür. Emine'den, evet. Kaligusin ho Apollodoros ton demon kaitempolin ae kala pratei ve söylüyorlar Apollodoros halka ve şehre daima iyi şeyler yapar. Evet, çok güzel. Teşekkür Emine. Gözde burada mı? Günaydın. Günaydın hocam. Buyurun. Axios un ho Apollodoros tu atlu Apollodoros ödüle layık. O yüzden Apollodoros ödüle layıktır. Tamam, çok güzel. Evet, o yüzden dediniz, kazandınız. Apollodoros ödüle layıktır. Evet. Dördü de sizden bekliyoruz, Gözde. Hoi brortai ton Apollodoron tu atlu Aksiusin diye bir fiil bu, değil mi? Şimdi ses olarak bize çok yabancı gelmiyor. Aksi usin. Hep usinle biten fiillerimiz vardı zaten şimdiki zamanda. Türkçesi altında yazıyor, okur musunuz? Bu Leo üyeleri Apollodoros'u ödüle layık görürler. Evet. Şimdi aksiyos artı genitif zaten o genitifteki nesneye layık olduğunu söyleyen bir sıfat. İşte bu sıfattan türetilmiş bir isim söz konusu burada. Aksi usin diye bir şey. Ve yani bu şimdilik bize garip görünmüyor çekime. Yani gören gözlere aksandı bir gariplik var ama bu şekilde cümle içinde görebiliyorsunuz. Bule üyeleri Apollodoros'u ödüle layık görürler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir genitif var. Bu genitif bir tür tümleç bu cümlenin içinde. Fiili tamamlıyor. Fiilin cümle içindeki anlamını bize daha iyi veriyor. Şimdi Gülşah'tayız. Günaydın. Gülşah burada mı yok mu? Yok galiba. Hüseyin'deyiz o zaman. Günaydın Hüseyin. Günaydınlar. Merhaba, buyur. Hoi bu letai legusin poteros polites ho kalimakos. Bule üyeleri der ki poneros neydi hocam? Feci, kötü. Zorluk çıkaran. Vatandaş Kalimakos mu diyor acaba orada? Kötü Hayır, deminki gibi Kalimakos bak kötü Hüseyin. vatandaştır. Evet, Yüklem evet, evet. Aynı buradaki gibi. Kalos polites, Apollodoros iyi vatandaştır. Kalimakos kötü vatandaştır diyelim. Tamam. Altıyı da senden alalım Hüseyin. Kaylekuzin ho kalimahos tuz neanias takaka Paydevey, kai poye mata ais hıra grafei. Ve derler ki Kalimakos gençleri kötü öğretir ve kötü işler yazar. Evet, kötü şiirler. Kötü şeyler. Bu aşağı Mesela. şiirler. Rezil. Rezil şiirler. Poemata aiskrografei. Gençlere kötü şeyler öğretir. Takaka. Kötü şeyler.
gençlere kötü öğretir deyince o başka türlü oluyor. Şey, zarf haline geliyor. O da var. Biraz ileride o da gelecek. Kötü şeyler. Tabii takaka. Kötü şeyleri öğretir. Evet. Teşekkür Hüseyin. Ilgın burada mı acaba? Günaydın. Günaydın hocam. Merhaba, buyurun, yedi. Axios unho kalima hostes kolaseos. Bu yüzden kalima hos cezayı hak eder, cezaya layıktır. Evet, cezaya layıktır. Sekizi de sizden alalım. Hoi bule taiton kalima hontes kolaseos axiosin. Bule üyeleri kalima hosu cezaya layık görürler. Evet, kolasis bu isle biten üçüncü grup isimlerimizden. Bu dersin konularından biri de bu üçüncü grubu biraz daha toparlamak bugün. Bu alt grubunu. Üçüncü grup isimlerin isle biten alt grubunu biraz daha toparlayacağız dersin ikinci yarısında. Ama görüyorsunuz gene deminki cümleleri, cümlelerin benzeri bir durumla söz karşılaşıyoruz. Kalimakos cezaya layıktır. Cezayı hak eder daha doğrusu. Layık bir insan güzel bir şeye layık oluyor. Ya da neyse yani hak eder işte. Cezayı hak eder. Bule üyeleri Kalimakos'u cezayı hak eder görürler ya da cezaya layık görürler diyoruz. Teşekkür Ilgın. Mehmet'teyiz. 9 Mehmet. Günaydın hocam. Günaydın. Oy buletay ton kalimahon tes kolaseos aksiyosin. Hayır onu şey pardon. Ilgın yaptı. 9. Legusin oy buletay ton men apollodorum tu atlu aksiyomen tonde kalimahon tes kolaseos. Evet. Meclis üyeleri diyorlar. Apollodorus'u ödüle, Kalimakos'u cezaya layık görüyoruz. Evet, şimdi bakın aksiyusin diye gördüğümüz fiil onlar layık görürler diye çevrilirken aksiyumenle karşılaştık. Yani biz bu, değil mi? Bulevtay konuşuyor burada, bule üyeleri konuşuyor. Onlar diyorlar biz layık görürüz, aksiyumen. Şimdi normalde biz şahsı omen oluyordu. Burada umenle karşılaşınca işte kaynaşmalı fiil. Yani aksanı dikkate almazsanız aksiyusin normal bir fiile benziyor ama değil, aksandan belli normal olmadığı. Aksiyumen de arkadaşlar normal olmadığı zaten şahıs son ekinin nasıl başladığıyla belli. Burada bir kaynaşma var. Şimdi geçen derste epsilon omikron kaynaşmasını görmüştük. Yani omenin başındaki omikron epsilonla karşılaşınca gene böyle U oluyordu. Acaba bu da böyle bir epsilon kaynaşması mı? Onu birazdan göreceğiz. Teşekkür Mehmet. Meltem'deyiz. Günaydın. Burada mı Meltem? 10. Günaydın hocam. Buyurun. 10. Xenos tistus buleitas erota titon kalima hontes koleseos aksiuite. Yabancı meclis üyelerini... Biri. Yabancının biri. Xenos. Evet, tis, evet. Yabancının biri meclis üyelerine sorar. Güzel. Kim ya da ne ti burada? Bakayım biraz. Kalimahos'un cezası... Kalimahos hangi cezayı mı demeliyiz hocam? T iki ihtimal vardı. Neydi ihtimallerimiz T'nin? Ya aksandaki... ne ya da kim? Hayır, kim değil. Neden? Ha, neden, sebep. Evet. Neden Kalimahos cezaya aksiyonu yukarıda gördük layık görmek. Kalimahos neden cezaya layık görülür? Görülür diye edilgen yapmayalım. Sizce bu T diye biten şahıs hangi şahıs eki? Hangi şahıs böyle tav ve epsilonla bitiyordu fiil çekiminde? Edilgen. Yok, değil. Bakın burada yabancının biri Bulevtas'a soruyor. Bulevtas çoğullara konuşurken hangi şahsı kullanıyoruz? Neden Kalimakos'u cezaya layık
Cezaya layık görme fiilini böyle bir cümlede ikinci çoğul, ikinci çoğul gördün. Tamam hocam. Neden kalima postu cezaya layık görüyorsunuz? Değil mi? Absolute. Evet. Tamam. Teşekkür Meltem. Nur'dayız. Günaydın Nur. Burada mısınız? Bir de Faruk'a geçeceğiz o zaman ama şeyi de söyleyeyim. Bunu ben de önce hata yaptım. İngilizce ya da Türkçe düşünürken. Erota soru sormak ya. Birisine soru sormak derken önce bunu tois bulevtais dedim. Sonra dedim ya Allah bilir erota duble akuzatif kullanan bir fiildir ki öyle olduğu ortaya çıktı. Böylece bir hatayla böyle güne başlamaktan kurtulduk. Hata ertelendi tabii. Hiç hatasız gitmiyoruz. Xenos tistus bulevtas erota değil mi arkadaşlar? Meclis bule üyelerine yabancının biri soruyor. Faruk burada mı? Günaydın. Günaydın. Buyurun. 11 sizin. Hoy buletay buletay apokrinontay ho kalimachos tis kolaseos axiutay diotitus neanias kakos paydevey. Bule üyeleri cevap veriyorlar. Kalimachos cezayı hak ediyor. Çünkü gençleri kötü bir şekilde eğitir. Kötü bir şekilde. Bakın zarf bu. Hüseyin, demin Hüseyin'in sorusunda şeyde, altıncı soruda gençleri kötü eğitir derken orada zarf asıl budur o arkadaşlar. Kakos, gençleri kötü eğitir diye. Evet, aksiyutay burada bir daha alalım mı Faruk? Nasıl dediniz o kalimahos'tan? Hocam ben de o şeyi çekimini anlayamadım. Evet. Yani bu neden anlayamadım? Orta çatıda mı? Evet. Orta değil burada edilgen. Edilgen. Çünkü bakın ilk 10 cümledir. 10 cümle olmasa da birkaç cümledir. Kalimahos'u meclis üyeleri bir şeye layık görüyorlar cezaya. Şimdi kalimahos özne olmuş. Cezaya ne olmuş? Layık görülüyor. Evet, layık görülüyor olur. Edilgen bu. Çünkü gençleri kötü bir şekilde eğitiyor. Evet, evet. Kalimahos cezaya layık görülüyor. Çünkü evet. Gençleri kötü bir şekilde eğitiyor. Evet. Şimdi birazdan şey yaparız gene. Bu orta çatı diye gördüğümüz çekimler şimdiki geniş zamanda aynı zamanda şeydir. Ne diyorduk ona? Edilgen çatı arkadaşlar. Onun için eğer orta çatı diye ayrı bir anlam vermiyorsak bir fiilin yanında anlamlarını verirken o zaman edilgenini düşünmek yeter. Yani grafol mesela kelimesi yazmak ya, biz onu orta çatıda dava etmek mi, itham etmek, suçlamak diye görmüştük. Fakat onun o anlamını vermezsek orta çatı değil, edilgen olarak da kabul edilebiliyor grafo. Graf etay to biblion, kitap yazılır diye çeviriyoruz. Edilgen, basit edilgen oluyor. Teşekkür Faruk. Öyküdeyiz, günaydın. Günaydın hocam. Buyurun, 12. Xenos to arhonta tes bules erota ti axiutai ho apollodoros hypotes bules tu atlu. Yabancı bulenin arhonuna soruyor. Sordu. Apollodoros bule tarafından neden ödüle layık görülüyor? Evet. Erota soruyor. Şimdiki zaman. Başındaki soruyor. Epsilon geçmiş zaman değil. Bu erotanın epsilonu geçmiş zaman çekimlerinde eta haline geliyor arkadaşlar. Erota bir de alfanın altında yota, bunun hala bu zamanda, şimdiki zamanda çekildiğini gösteriyor. Imperfectum falan olsaydı alfanın altında yota görülmeyecekti. Ama cümlenin çevirisi tamam, yani geri kalanı. Neden Apollodoros neden bule tarafından ödüle layık görülüyor? Teşekkür Öykü. Şenel'deyiz. 13. Günaydın. Günaydın. Ho arhon tes bules apokrinetai ho apollodoros tu atlu axiutai dioti kale pragmata kai agatas poeseis pratei. Evet. Arhon buleye cevap verir. Apollodoros hediyeye layıktır çünkü güzel eylemler ve iyi şiirler yazar. Evet, yapar.
Güzel yapar. Eylemler. Evet, pratteyi ikisi için de kullanmışız. Belki Türkçedeki sizin ayırdığınız gibi güzel eylemler yapar ve iyi şiirler oluşturur. Güzel eylemler ve iyi... Özür dilerim, bu şiir de olabilir, eylem de olabilir zaten poesis. Değil mi? Yapıt. İyi yapıtlar da yapabilir. Evet. Ama doğru yani şey, hani kelimeler üzerinde çok şey yapmazsak, incik cincik de aramazsak böyle iyice şey, çeviri doğru. İşte arkadaşlar, omikronla biten fiillerin yanına gelen şahıs son ekleri şu harflerle başlıyorlarsa alt satıra dönüşüyorlar. Bu omikronla başlayanla epsilonla başlayanda şu kısım zaten benzer. Epsilonla, özür dilerim, epsilon kaynaşmalı fiiller, epsilonla biten fiillerle omikronla gövdesi biten fiillerin çoğullarla karşılaşmaları genelde aynı sonucu veriyor. O yüzden biraz sıkıntı çıkıyor. Ama bunda bir şey de var, şöyle bir kopyada çekilebiliyor aslında. İstatistiki olarak en fazla aksio ve delo fiilleri var omikronla biten. Bakın bu fiilin açık hali bu. Biz yukarıda sarılı olan yerlerde kaynaşmış harflerini, hallerini gördük. Bakın aksiyusin. Neden? Omikron, omikron ypsilonla, usinin usuyla karşılaşınca omikron bir değişiklik olmuyor. Fakat aksan değişiyor. Onu artık herhalde yarın ya da şey, bu haftaki bir dersimizde, sonraki ya da bir sonraki derste yapacağız. Aksan meselelerini. Özellikle fiillerin üzerindeki aksanlarla uğraşmak daha kolay oluyor. Onu yapalım diye düşünüyorum. Aksiyo, şimdiki zamanı birinci şeyi değil mi? Bu çekim anahtarı diyoruz. Birinci çekim anahtarı ama bize iki ayrı zamanı veriyor. Hem şimdiki geniş zamanı hem de imperfectum dediğimiz devamlı tekrarlı geçmiş zamanı. Eksiyun oluyor o zaman. Eksiyun. Yani omikron, bir omikron ni ile daha karşılaşınca eksiyunla karşılaşıyoruz, görüyoruz satırda. Onu da birkaç tane cümlemizde kullandım. Ayrıca delo fiili var. Delos diye bir sıfat görmüştük. Delos, dele, delon. Açık, net, bariz demek. Bu da işte onun fiili. Delo, aydınlatmak, açıklamak, ispatlamak, açığa çıkarmak, göstermek anlamına geliyor. Fakat aksio daha çok bu, hem de böyle bir sentaks olaylarına soktuğu için bizi birilerini bir şeye layık görmek deniliyor. Neye layık görüldüğünde genitifte söyleniyor. Soru alıyoruz. Dördüncü ve beşinci çekim anahtarının Türkçelerinde ne fark var? Dördüncü anahtar bu, beşinci bu, değil mi? Dördüncü anahtarla beşinci anahtar. Var mı bu soruya cevap vermek isteyen arkadaşlar? Hı? Mehmet hep bilmediğim yerden soruyor diyecekmişim ama değil. Bu sefer bildiğim yerden sordu. Hocam dördüncü çekim anahtarını perfectum zamanda kullanıyorduk. E beş de perfectum. Ama beş şeydi. Daha süreli, uzun süren diye hatırlıyorum. Yok. Orta çatı değil miydi hocam? Perfectum orta çatı beşincisi. Evet. Konuşan kim? Yazı isminiz çıkmadı. Emine Akkaya. Ha, Emine şimdi. Evet, evet. Evet, evet arkadaşlar, bu orta ve edilgenidir. Perfectum'un orta ve edilgeni, bakın sonu may. May'ı biz nerede görüyoruz? Orta çatı diye öğrendik. Ama tabii ki edilgen de olabilir durumuna göre. Ortayla edilgenin birbirinden farklı çekildiği sadece gelecek zaman ve aoristtir arkadaşlar. Basit geçmiş zaman ya da onun kökünü kullanan diğer kipler. Aorist kip, şey, aorist kök. Tamam mı? Yani sadece ikinci ve üçüncü çekim anahtarlarında orta çatı ve edilgen çatı farklıdır. Bu birinci çekim anahtarında bu birinci çekim hem etkene, hem edilgene, hem ortaya ulaşmamıza yarar. İkincisi hem etkene, hem ortaya ulaşmamıza yarar. İkincisi gelecek zaman ya, gelecek zamanın edilgeni altıdan çıkar. Üç, basit geçmiş zaman diye öğrendik biz. Ama biliyorsunuz basit geçmiş zaman aorist denilen gövdeyi kullanıyor. Nedir o? Anlık basit tavır gövdesi.
İşte anlık basit tavırda olan şeylerin ortası ve edilgeni farklı çekiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Eksiyosa haber kiplerinde basit geçmiş zamanın etkenini ve ortasını verir bize. Ama haber kipinde basit geçmiş zamanın edilgenine altıncı çekim anahtarı verir. Eksiyosa ben layık görüyorum gördüm demek. Eksiyosa ton Apollodoron ton tu aslu. Apollodorus'u hediyeye layık gördüm. Mükafata layık gördüm diyorum. Eksiyosa. Ama eksiyosen layık görüldüm demek. Edilgen eksiyosen. Eksiyoka özür dilerim unuttum Meltem miydi söyleyen. Perfektum olduğu doğru. Dördüncünün. Ama etken perfektum. Ben birisini bir şeye layık görmüşüm, gördüm anlamına geliyor. Eksiyomai onun ortası ve edilgeni beraber. Bu hem ortadır hem edilgendir arkadaşlar. Perfektum'da bu beşinci çekim anahtarı orta edilgen çatıdır. İşte gelecek zaman ve basit geçmiş zaman haricinde bütün zamanlar için orta ve edilgen çatıyı beraber kullanmak en doğrusu aslında. Sadece orta, sadece edilgen demek biraz şaşırtıyor. Fakat bunu da önceden böyle anlatmak da öğrenciyi fazla yoruyor diye biliyorum. Yani orta edilgen çatı, orta edilgen çatı diye anlatıp da ondan sonra orta çatı nedir, low diye şey yapmak, konuyu anlatmak biraz şey yapıyor, yoruyor. D-low, axio fiillerini bir kere zaten bellediniz mi? Bu çekimi işte zaten şeye koymuştuk. Enkridion'a koyduk onu arkadaşlar. Şunu şöyle ekledik gördüğünüz gibi. Gövdesi alfa ile biten fiillerin kaynaşma tablosu, epsilon ile bitenler ve omikron ile bitenler de burada Enkridion'da 7. sayfada rahatlıkla görebilirsiniz. Örnek fiillerimiz de var. Ha Timao gibi derseniz mesela Timao'nun çekimini, Nikao'nun çekimini ezberleyenler varsa onun çekimi gibi olacak demektir. Gövdesi alfa ile biten fiiller. Gövdesi epsilon ile biten fiiller. Fileo gibi mesela. Ve delo gibi fiiller. Bir de bu omikron ile biten fiillerde bir promosyonumuz daha var. Bunların böyle çok yaygın orta çatı çekimde olanı yok. Ben de hiç onun için girmedim o işe. Yani mutlaka biz bunları orta çatıda da çekebiliriz. Demin gördüğümüz gibi arkadaşlar bakın burada orta edilgendeler işte değil mi? Ti aksiyutai o Apollodoros. Apollodoros neden layık görüldü? Layık görülüyor. Değil mi? Ho Apollodoros to aslu aksiyutai. Apollodoros ödüle layık görülüyor. Edilgen bunlar. Orta edilgen çatıda. Biz de edilgen olarak çeviriyoruz Türkçe'ye. Delo da öyle. Ortaya çıkarılıyor, açığa çıkarılıyor değil mi? Tomistikon delutay. Sır açığa çıkarılıyor falan. Altıncı şey, kapı açıldı falan. Tamam mı? İşte 11. 13. cümlelerde onun şeylerini gördük, edilgenlerini. Şimdi buradan ders ortasına kadar şey yapalım diyorum. Alfa ile o gövdesi alfa ile bitenler, epsilon ile bitenler ve bir iki tane de işte omikron ile biten fiilleri kullanarak ama haber kiplerini azınlığa alacağız. Dilek şart kipleri ve mastarlarını kullanacağız. Oldu mu arkadaşlar? Öyle dersiniz. Ben her halükarda şeylerin başında size affedersiniz kaynaşma tablolarını veriyorum sayfa başında. İlk öbeğimiz Horao örneğinde olduğu gibi gövdesi alfa ile biten fiillere. Bunu Sercan'dan alacağız arkadaşlar. Günaydın. Günaydın hocam. Buyurun. Ho stratege ara oras to strateuma ton polemion ento pedio. Ey general to strateuma ton polemion. Polemion savaştı savaşan orduyu mu savaşan askeri mi diyeceğiz hocam orada düşman o da düşman o düşmanların ordusu düşmanların ordu ovadaki düşmanların ordusunu
Gördün mü? Bu hangi zaman çekimi sizce? Geçmiş zaman olma ihtimali var mı? Gördün mü değil. Orası yok hocam. Orası bu geçmiş zaman değil. Görüyor musun? Evet, evet. Orası. Düşmanların ordusunu ovada görüyor musun? Hı-hı. Ey general, düşmanların ordusunu ovada görüyor musun? Ovadaki düşmanların ordusunu demeyelim. Çünkü hep söylediğim gibi ton polemion ton entopedio, ikisini tam birleştiren, düşmanlarla ovada öbeğini tam birleştiren, düşmanlara bağlayan, düşmanların, o polemion kelimesinin artikeli yok arada. O artikel olsaydı Türkçedeki gibi ya da böyle bir ki ekiyle ya da olan diye bir joker kelimeyle ikisini bağlayabilirdik. Ovada olan düşmanların ordusu derdik mesela. Tamam mı? Ama o artikel yok burada. Ton polemion ton entopedio dememiş. Entopedio kendi başına ovada demek. D halinde dolaylı tümleç. Ey general, düşmanların ordusunu ovada görüyor musun? Horaz. Şimdi bakın arkadaşlar, bunu nasıl kopya çekeceğiz buradan? Horaz'ı nasıl görüyoruz? Alfa'nın altında yota var. O zaman alfa'nın altında yota çekilmiş hali, yani kaynaşmış hali alt satırda. O kaynaşmış halinden yukarıya gitmemiz lazım. Aslında hangi şahıs soneki burada kullanılıyor bulmak için? Tabii o şahıs soneklerinin hepsini yazmıyorum burada. O şahıs soneklerinin ilk ünlüsünü yazıyoruz. Yoksa o zaman bu upuzun bir liste olurdu. Ben bütün kiplerin, bütün zamanların şahıs soneklerini yazarsam ders biter. Tamam mı? Onun için şahıs soneklere artık bu kadar hafta oldu. Bunları düşünüyor, bilmemiz lazım. Bakın, bir kere sigması da var bunun. Demek ki şahıs sonekimiz E ile başlıyor ve sigma ile devam ediyor. Ace. Ace bizim ilk öğrendiğimiz, değil mi? Sen şahıs eki, ikinci tekil şahıs. Şimdiki zamanda sen. Gelecek zaman da olabilirdi ama gelecek zamanda kaynaşma böyle olmuyor biliyorsunuz. Demek ki senmiş. Zaten sağlamasını da yapıyoruz. Ey diye hitap ettiğimiz bir şahıs var orada. O zaman ona sen diye hitap edilebilir. Oradan sağlamamızı yapıyoruz. Buna dikkat. Alfa ile biten fiil gövdeleri mastarlarında horan oluyorlar. Devamlı tekrarlı mastar tabii bu. Auristos mastar değil. Anlık basit tavır mastarı değil. Devamlı tekrarlı mastarda alfadan sonra arkadaşlar normalde ain gelmesi gerekirdi değil mi? Grafein, paydevein, lüein falan diye. Fakat bakın burada ain alfa ve altında yota göstermesi gerekirken burada acaba hoca hata mı yapmış? Değil. Bunu maalesef bir sonraki dersi o zaman kalsın bu. Şimdi biraz böyle şey üzerinden göstereyim. Havaya yazarak gösterelim. Bu kelimelerde arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu hora, ain diye mastar ekiyle birleşecek diyoruz. Ve aslında zannediyoruz ki bu ikisi birleştiğinde horain olacak. Yani bu yota a'nın altında olacak. Tamam mı? Bu böyle olmuyor maalesef. Bizim mastar eki olarak gördüğümüz ain aslında en. Böyle bir şey. Bu ikisinin birleşmesi ain yapmış. Tamam mı? Paydevein diyoruz ya, lüein diyoruz, koluein diyoruz. O ain mastar son ekimiz, devamlı tekrarlı mastar son ekimiz. Normalde kendisi de kaynaşmış bir son ek. Neyle ne kaynaşmış? Epsilonla n kaynaşmış. İşte bu alfa ile biten fiillerin sonunda böyle bir kaynaşmaya neden oluyor. O nedenle arkadaşlar alfa ile biten, gövdesi alfa ile biten fiillerin devamlı tekrarlı mastarları bu şekilde. Sadece uzun a ve ni olarak görünüyor. Mesela timao fiili mastarda sadece timan diye görünüyor. Nikao fiili mastarda sadece nikan diye görünüyor. Tamam mı? Alfaların üzerinde
şey aksan var, dalgalı aksan var, kirkonfleks var, sirkonfleks. Tamam. Bu şekilde bir durum ama bunu doğru düzgün belki de master dersi, aman şey aksan dersinde anlatabiliriz ama şimdilik ben böyle kopya veriyorum size. Bakın Horan, bu hemen burada görünüyor, master'ı bu. Teşekkür Sercan, Uğur'dayız. Ara Access'te günaydın. Uğur mikrofon ya da yok mu Uğur acaba? Yok zannediyorum. O zaman Abdi'ye gelelim. Günaydın Abdi. Günaydın hocam. Arada Zeynep kaynadı ama. Zeynep olmayacak bugün. Ha tamam. Ara existi to stratego, to stratevma, to polemion, horan. Evet o to stratego, to polemion. Şöyle generalin düşmanın askerlerini görmesi mümkün müdür? Evet. Evet. Mümkün müdür değil mi? Exist'i mümkün müdür? Evet, exist'i mümkünlük. Tamam. Acaba generalin orduyu, düşmanların ordusunu görmesi mümkün müdür? Evet. Ya da general düşmanların ordusunu görebilir mi? Görebilir mi? Çünkü yani existi horan artık Türkçe'de kabiliyet yapabilmek nedir? Muktedir olmak bir şeye anlamına gelince geldiği için yapabilmek, edebilmek diye çevirmemiz gerekiyor. Ama Yunanca'da mastarda gördüğümüz fiili Türkçe'de asıl yüklem yapacağız. Yunanca'da yüklem existi. Fakat o aslında bir yardımcı fiil. Exceste horan diye şeyle beraber, mastardaki bir fiille beraber görülüyor. Exceste horan görebilir mi? Kimin göreceği? Türkçe'de özlemiz, Yunanca'daki datif. To stratego. Çünkü exceste datif alır. Eğer feci bir hata yapmıyorsam. Teşekkür Abdi. Ayşe'deyiz, günaydın. Günaydın hocam. Buyurun. Hoi stratuatai legusin eite horomen ten patrida metaton polemon. Ordudakiler söylüyorlar. Keşke savaştan sonra vatanı görsek. Çok güzel. Eite horomen. Eite horomen. Eite sinyal kelimemiz bağımsız çekilmiş bir dilek şart kipini gösteriyor. İkinci dilek şart kipini. Eite artı ikinci dilek şart gibi, yani optatif Latince tabiriyle keşke yapsak, keşke etsek anlamına geliyor. Eite horomen tem patrida. Evet, horomenin içinde görüyoruz men, tamam, biz şahsının son ekiydi. Fakat ondan önce bir omikron görmemiz gerekiyordu. Burada acaba işte omikron mu göreceğiz? Omega yota'ya bakalım yukarıki tabloda. Omega yota o'ya tekabül ediyor. Demek ki burada şahıs ekimiz oymenmiş. Oymen bildiğiniz gibi ikinci dilek şart kiplerinin şeyi, son eki değil mi? Bakın burada görünüyor oymen. İkinci dilek şart kipinde devamlı tekrarlı tavırda oymen, biz. Bir de onun alternatifi var oyemen diye. Sadece kaynaşmalı fiillerde karşılaşılan bir şey. Ondan da bir tane kullandık diye biliyorum. Ha, bu da arkadaşlar istatistiki olarak böyle bugün iki sefer istatistikten bahsettim. Bu biliyorsunuz Dickinson College Commentary sözlüğü vardı bir tane. En çok kullanılan 500 kelimenin, en çok rastlanılan 500 kelimenin listesini veriyordu. O liste üzerinden gittim bugün. Yani daha fazla böyle karşılaşmanıza muhtemel olan fiilleri kullanalım diye. Ve orada böyle enteresan zao, hayatta olmak, yaşamak, canlı olmak, yaşamak anlamına gelen bu fiille karşılaştım. Bu da arkadaşlar gövdesi A ile biten fiillerden, burada gördüğünüz gibi. Zao, yaşıyorum. Zasa, za, zomen, zate, zosin diye gidiyor. O zaman bunu Berk'ten alalım. 17 Berk, günaydın. Günaydın, merhaba hocam. Merhaba. Sesim geliyor herhalde değil mi? Gayet rahat, buyurun. Hoi ksenoi. Eratosin, zomen entais polesin, entais nesois. Yabancılar
soruyorlar veya sorarlar. Hocam polesin ne demekti? Ha, entais polesin şehirlerde. Şehirlerde mi yoksa ya da şehirler mi veya adalarda mı yaşamak? Tam toparlayamadım şu an. Zoomen'in ihtimalleri ne? Neye benziyor Zoomen? Hangi şahısta çekilmiş? Biz. Biz şahsı. Peki biz şahsı omikronlu da olsa za'nın sonuna omen eklenmiş yani. Zoomen olmuş. Şehirlerde mi adalarda mı yaşayalım mı? Yaşayalım. Evet. Omega'yı seçtiniz, kazandınız. Bu arkadaşlar birinci dilek şart kipinde. Birinci dilek şart kipinin bağımsız kullanımı. Şehirlerde mi, adalarda mı yaşayalım diye soru soruyor bu, değil mi? Danışma, soru anlamına gelen birinci dilek şart kiplerinin bağımsız kullanımı. Onlar da burada var arkadaşlar. İşte dilek şart kiplerinin ana yüklem olarak kullanımları. Şu, bakın soru, soru danışma olarak. Yapayım mı, edeyim mi? Bunlar bir de sadece ben ve biz şahıslarında görüyorduk bunu. Bu bağımsız dilek şart kipini, evet yaşıyoruz anlamı da çıkar. Faruk soruyor chatte. Yaşıyoruz anlamı da çıkar mı? Çıkar. Ben burada mahsus ara demedim başta. Ara deseydim tam o anlam olurdu. Acaba şehirlerde mi, adalarda mı yaşıyoruz? Tabii ki olur. Çünkü aynı gramatik olarak yaşıyoruz deyince birinci çoğul şahsın omikronla yazılması gerekiyor, değil mi? Onu şöyle yapalım. Şimdi za fiilimizin kendisi. Omen, yaşıyoruz olur. Hop. Ama yaşayalım mı anlamını veren za ve işte bu omenin omikronu uzun yazıldığında birinci dilek şart gibi oluyor, değil mi arkadaşlar? Bu da aynı yere varıyor bize. Netice bunda da aynı oluyor. Şöyle yapalım. Tamam mı? Biz burada gördüğümüz zoomen bu ihtimalde var, bu ihtimalde var bunun içinde, zoomenin içinde. Ya haber kipinde yaşıyoruz ya da dilek şart kipinde yaşayalım. Tamam? Ama işte bir kere o esprimizi yapmıştık. Bir tane şey sonunda soru işareti olan ve birinci şahısların birinde çekilmiş ya tekil yani ben ya da biz şahsında çekilince böyle bağımsız kullanılan bir şeyimiz var. Dilek şart kipimiz var. Ben burada onu kullanmak istedim ama öbürü de pekala gramatik olarak tamamen doğru. Yaşıyoruz da denir tabii ki. Zoomen. Zoomen in te Konstantinopole mesela. İstanbul'da yaşıyoruz. Yani İstanbul'da yaşayanlar için diyorum. Her yerden insan var şu an derste. Teşekkür Berk. Caner'deyiz. Günaydın. 18. Günaydın hocam. Hogeron legii eygar entehora zomi. Yaşlı adam der ki keşke taşrada yaşasam. Çok güzel. Hora burada tabii ki taşra. Kırda, kırlık yer. Yaşlı adam der ki keşke taşrada yaşasam. Nasıl demin zannediyorum Ayşe'nin sorusunda Eyse diye bir sinyalimiz vardı. Eyse'ye eşit bir sinyal Eygar, değil mi? Eygar bakın burada da işlendi. Dilek şart kipinin ana yüklemi olarak yani bağımsız olarak kullanıldığında keşke diye çevirebiliyoruz. Yani kendi çevirisi keşke değil tabii kelime kelime çevirisi de sentaktik olarak, özür dilerim, semantik olarak keşke anlamına geliyor. Bütün şahıslarda görebiliriz. Burada da bakın sağlamasını nasıl yapacağız? Bu omega'nın altında yota görüyoruz. Omega'nın altında yotayı nerede görüyoruz? Burada. Oradan yukarı çıkalım. Bu şahıs son eki normalde o ile başlıyormuş. Yani oy mi diye bir şahıs var. Oy mi diye şahıs son ekimiz sadece ikinci dilek şart kipinde değil mi? İşte ikinci dilek şart kipinde. Şurada. Oy mi.
Daha doğrusu bu ikinci Avrus'ta gitmeyelim. İkinci direk şart gibi. Oy mi? Tamam. O zaman eygar artı ikinci direk şart gibi kullanımlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ve Caner'in dediği gibi keşke taşrada yaşasam demiş yaşlı adam. Ece'deyiz. Günaydın. 19. Günaydın. Oy Atenay oy. Legusen. Nikomen tastrate umatatun lekedaimonion. Lakedaimonionların ordusunu yenelim. Evet. Çok güzel. Evet, yenelim. Mesela yeneceğiz olabilir mi? Olamaz. Evet. Nedenini söyleyebilir misiniz? Omikron ve Üpsilon olması gerekmiyor mu üzerinde dalgalı? Yok. Biraz şey yani hazırlıksız sordum tabii. Nikao fiilinin çekim anahtarına bakarsanız gelecek zaman için farklı bir gövde kullandığını, nikes diye bir şey kullandığını göreceğiz. Evet, belki hatırlayanlar olur aramızda. Bu fiilin çekim anahtarı nikao sonra nikeso diye gidiyor. Yani gelecek zamanımızın gövdesi hep nikes diye olur. Nikeso, nikeseis, nikesei, nikesomen, nikesete, nikesusin diye bildiğimiz hiçbir şeye girmeyen, nedir adı, kaynaşmaya falan girmeyen, işte sonu sigma ile biten sigmatik bir gelecek zaman kökümüz var. Meno gibi bir fiilde dediğiniz şurada geçerli. Meno fiili mesela kalmaktı değil mi? Bunun gelecek zamanı arkadaşlar meneo şeklinde çekiliyor. Bu meneo çekildiği zaman işte kaynaşma burada epsilonla omega arasında oluyor. Ve görüntü olarak gelecek zamanla şimdiki zaman birbirinin aynı oluyor aksanlar hariç. Burada epsilondan sonra aküt aksan varken burada da omega'dan sonra tilde var. Bakalım tilde yapabileceğiz mi? Evet, şu şekilde. Omega'nın üstünde dalgalı aksan görüyoruz falan filan. Bu aksanların bir faydası da oydu ama bu çok zaten fiil çekimi bilenlerin zaten ya halledeceği bir şey. Sadece sağlama yapmaya yarıyor. Teşekkür Ece. Ege'deyiz. Günaydın. Deitus. Günaydın. Deitus hoplitas tus polemius ai nikam dioti kala hopla kai kalus torakas ferusin. Hoplitlerin düşmanı her zaman yenmeleri lazım çünkü güzel, iyi silahlar ve iyi zırhlar taşıyorlar. Çok güzel, evet, evet. Güzel silahlar ve güzel, iyi zırhlar taşıyorlar. Çok güzel. Hoplitlerin düşmanları her zaman yenmeleri lazım. Deitus polemius aenikan, özür dilerim, tus hoplitas aenikan, hoplitlerin her zaman yenmeleri lazım. Tus polemius, düşmanları. İki tane şey var tabii, akuzatif. Biz burada biraz mantıken bu şeyi seçiyoruz. Yoksa dil bilgisi olarak düşmanların hoplitleri her zaman yenmeleri de denilebilirdi. Ama o zaman bu diziyi niye böyle yapıyoruz değil mi? Deitus hoplitas beraber, tus polemius nikan beraber. Teşekkür Ege. Emine'ye geldik tekrar 21. Uprepitos hoplitas en mahais nikastai diotikalla hopla kalus torakas erosin. Demin ki cümlenin bir benzeri. Evet, hoplitlere savaşlarda zafer kazanmak yakışır. Ama o var, yakışmaz mı diyeceğiz hocam? Çünkü zafer kazanmak değil. Bakın bu etken mastar. Bu nasıl bir mastar? Nikastay. Pardon. Evet evet. Hı. Yenilmeleri. Diyeceğiz bunu. Evet. Hoplitlere savaşlarda yenilmek yakışmaz çünkü iyi silahlara ve iyi zırhlar taşırlar. Çok güzel. Evet, doğru topladınız. Evet, nikan etken mastarımız, nikastay edilgen, orta ya da edilgen mastarımız. Nikastay yenilmek, nikan yenmek. Evet, o yüzden u prepei tois hoplitais nikastay. Bu da prepei yardımcı fiili datif de gösteriyor öznesine.
bu eylemi hoplitlerin yapacağını söylüyor Datif'le. Uprepey onlara yakışmaz. Savaşlarda hoplitlere yenilmek yakışmaz. Çünkü iyi silahlar ve iyi zırhlar taşıyorlar. Teşekkür Emine. Gözdedeyiz. Şimdi yeni fiil grubumuz var. Burada telefta, gene alfa gövdesiyle biten fiiller. Sadece yeni fiillerimiz var. Geçen derste kullanmadığımız iki fiil. Buyurun. Hoi gerontes brontai teleftan entehora en e dosin. Yaşlılar kırda kırın, hocam zosin ne demekti? Zosin yaşıyorlar. Kırda yaşayan yaşlılar mı? Yaşadıkları kırda. Yaşadıkları kırda ölmek isterler. Çok güzel, evet. Bir daha baştan alalım. Yaşlılar yaşadıkları kırda ölmek isterler. Çok güzel, evet, evet. Ölmek kelimesinin yanına mastar çekimini de ben yazayım de sonradan sorun çıkmasın. Deminki gibi nasıl alfa ile biten fiillerin mastarı, bakın burada görünüyordu nikan. Demin de yazmıştım değil mi kırmızıyla havaya şey diye, bunlar neden böyle mastarları çekiliyor sadece a ile görünüyor diye. Bu da öyle arkadaşlar. Teleftan, teleftao fiilinin mastarı. Bu kelimenin anlamlarından biri ölmek. Başka anlamları da var. Bitirmek, bir eylemi bitirmek falan anlamı da var. Ben işte o anlamlara girmedim. Sadece bu cümlede ve alttaki cümlede ölmek anlamına geliyor bu ikisi. O yüzden sadece ölmek anlamını verdim. Hoygerontes burlontay teleftan, ömürlerini sona erdirmek istiyorlar. Entehora enhe zosin. Yaşadıkları ülkede ölmek istiyorlar. Hey derken de sert nefes işaretini unutmuşuz. Onu da düzelteceğiz arkadaşlar. Evet, Gözde çok güzel, teşekkürler. Gülşah'tayız. 23. Gülşah yoktu galiba. Tamam, Hüseyin'e geçelim o zaman. Oi, hiereis, entais, tusiais, leguzin. Eite teleotoen hoi polemioi tes poleus. Rahipler kurban töreninde derler ki keşke halkın düşmanları ölse. Ha, halkın değil. Poleus hangi kelime? Şehir miydi? Evet. Kentin düşmanları ölse. Evet. Keşke kentin düşmanları ölse. Keşke halkın düşmanları ölse diye kurban törenlerinde söylerler. Nike'yle bir soru sorabilir misin? Nikao yenmek demek değil mi? Yenmek, galip olmak. Tabii. Evet. Mastar halindeki anlamı neydi? O da yenmek işte. Mastarı o da. Yani şimdi şöyle, nikao sözlükte fiiller hep birinci şahıs çekimlerinde oldukları için, hocam nikao ne demek? Yenmek dedim ben. Ama cümle içinde yeniyorum demek tabii. Yeniyorum, galip oluyorum demek. Değil mi? Onun Yunanca'daki mastarı nikan. Anlatabildim mi? Orta çatı halinde ne o anlamına geliyor hocam? Orta çatı alemi yok büyük ihtimal. Bakmadım ona ama orta çatısı yok, edilgeni nikastay. Tamam, çok teşekkür ederim. Orta edilgen çekimi diyoruz ona. Orta edilgen çekimindeki mastarı nikastay. Sözlüğe bakmak gerekir. Yani orta çekimde nikao için ayrı bir anlam verilmiş mi? Ama orta çatıda mesela bizim Türkçedeki ettirgen ya da oldurganlar da bazen Yunanca'da orta çatı olarak görünebiliyor. Mesela acaba galip getirmek falan anlamına gelebilir mi? Ben bu fiili şeyde görmüştüm hocam. Patria'da bu hani işte şeyin, Hüsnüyanus'un açılış töreninde eni kesince ve Solomon diyor ya, seni yendim Süleyman. Ama orada orta çekim değil. Değil işte, onu sordum. Evet. Peki nasıl o basit geçmiş zaman, yani hatırlıyor musun? Aristos'ta mı yoksa şeyde mi? Enikesa. Perfektum'da mı? Enikesa diye geçiyor. Enikesa. Evet, Enikesa. Yendim oluyor o zaman. Evet. Ama işte dediğim gibi yani orta çatı anlamı nikao'nun, yani nikao mai, galip getirdim
birisini birisine galip getirdim derken mi kullanılır acaba bilemiyorum. Yani bizim Yunanca'yı icat etmemize gerek yok. Sözlüğe bakarak Nikao'nun orta çatısı varsa o anlamını kullanmamız gerekir. Ya da işte şey yani kaynaklardan inceleyip modern bir çeviride karşılaştırmaya öyle kopya çekmemiz gerekir. Olur da bir Aziz Hayatında falan biliyorsunuz dizi dizi böyle Fransızların Aziz Hayatları çevirileri var mesela. Ya da dizi dizi işte İngilizlerin, Fransızların şeyleri var. Kronik çevirileri falan var. Şimdi biz böyle bir şeyle karşılaştığımızda ve sözlükten de bir türlü yardım bulamıyorsak, ola ki elektronik bir yolla bulduk mesela bir yerde bunun orta çatıda hangi cümlede falanca metnin falanca satırında kullanıldığını, inşallah o metnin bizden önce yapılmış düzgün bir çevirisi varsa oradan kopya çekeriz, buluruz diye düşünüyorum. Yoksa sözlük söylemiyorsa tabii, sözlük söylüyorsa tamam. Yoksa her zaman sözlüğe bağlıyız zaten. Ilgın'dayız, 24. Özür dilerim. Bir şey daha sorabilir miyim Ilgın'a tabii, geçmeden? Buyurun. Tabii. Hocam şimdi Nikasta'yı yenilmek dedik. Yenilmek bir değil, de... yenmek. Nikas. Ya, yenmek yani o orta çatı evet. Edirgen master alınca yenilmek oluyor. Öyle değil mi hocam? Ha, Nikastay. Nikastay. Evet, evet, Nikastay. Evet, özür dilerim. Yanlış duydum ben. Evet. Estağfurullah. Hocam bir de Hettastay. O da yenilmek. Hangisi? Hettastay diye yazmışım. Hettaomai fiilinin. Olabilir. Evet, evet. Hettaomai. Doğru. Onlar, evet. Onların ikisi de yani şey olarak farkları var mı? Yani işte biri akusatif alıyor, biri... Öyle bir şey var mı? Var mı? Olabilir yani bilmiyorum şey sentaks kullanımı farklıdır. Bir de tabii bunlar şey hani biz Türkçe'de nasıl yenmek kelimesini de kullanıyoruz. Galip olmak kelimesini de kullanıyoruz. Zafer kazanmak da diyoruz değil mi? Yani o yazan müellifin keyfine göre hettontay da kullanabilir. Nikontay da kullanabilir. Bir de şey var orada arkadaşlar. Hafif nüans da var. Bu zaferle ilgili bir şey Nike ama Hettaomai altta kalmakla ilgili bir şey. Eksik olmak, zayıf düşmekle ilgili bir şey. Tam örtüşmüyor bu kelimelerin anlamları birbiriyle. O yüzden bir yazar duruma göre Hettaomai kullanır, duruma göre Nikastay kullanır. Biz Türkçe'de burada zaten hani dil bilgisi öğretelim diye bu kadar semantine girmeden öğretiyoruz işi. O yüzden tesadüfen iki fiilin Türkçe çevirisi birbirinin aynı görünebilir. Ama burada önemli olan bizim size şahıs soneklerini, kip çekimlerini falan öğretmemiz. O yüzden. O tesadüfen burada, evet burada tamamen aynı anlamı vermemiz, biz size anlamını basitçe verelim diye yaptığımız bir şey. Yoksa tabii ki yani o daha ileri derslerin hani böyle artık gramer çekimlerini, şahıs kip çekimlerini falan çoktan halledip de artık metin okurken bir neden bu fiil kullanılmış, neden bu fiil kullanılmamış diye tartışma yapmak biraz daha ileri bir seviyenin işi oluyor. Oldu. Yo, anladım hocam. Ben sadece hani aldığın nesneler açısından bir farklılık var mı diye merak ettim. Olabilir ama şu an aklımda yok. Tamam hocam. İncelemem gerekiyor. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Rica ederim. Şey yani bazı fiilleri böyle benim de çok kullandığım ya da karşılaştığım, kullandığım değil tabii de karşılaştığım fiiller olunca hemen ikisi arasındaki farklar aklıma gelip söylüyorum ama bu o fiillerden biri değil. Neydi? Forgiveness. Evet, şimdi kimde sıra? Ilgın'dayız değil mi? Evet, 24 evet. Ilgın, buyurun. E ho arhon tes agoras tus xenus eisten agoran erhestai. Arhon agoraya yabancıların girmesine izin verdi. İzin verir. Bak. Tamam ama agoraya kısmıyla sorunumuz var. Onu nasıl, o agoraya olmayacak o. Ne olacak? Özür dilerim. Şu agoraya. Ama bu agora. Agorası ne yapacağız? Yani ya, agoranın yabancıları diyeceğim ama. Hayır. Agoranın arhonu olmasın. Ha, agoranın arhonu. Tamam. Tamam mı? Hep arkadaşlar sadece Ilgın için demiyorum.
böyle bir genitifle karşılaştığınız zaman önceki kelimeyle beraber düşüneceksiniz. Hep sanki böyle Arapça gibi. Biz Türkçe'de tersini söylüyoruz. Agora'nın arhonu diyoruz. Ama regular Yunanca'da sanki Arapçaymış gibi ya da İngilizce, oflu İngilizce gibi ya da Fransızca gibi. Tamam mı? Arhon d'agora falan mesela. Tamam mı? Arhon el agora falan. Tamam mı? Peki hocam. Heaho arhon tes agoras. Agora'nın arhonu izin verir yabancıların agora'ya girmesine dediniz. Doğru çevirdiniz o kısmı. Teşekkür Ilgın. Mehmet'teyiz 25. Şöyle biraz kaydıralım. Hı-hı. Buyurun. Oy bulevtai legusin eomen kaitus korintius emporus eistas agoras ton athenon eiser hestai. Meclis üyeleri diyorlar, Korintoslu tacirlerin de Atina'nın çarşısına girmelerine izin verelim. Çok güzel, izin verelim. Evet, eomen, izin verelim. Korintoslu tacirlerin de, tüccarların da Atina'nın çarşılarına girmelerine. Evet, Atina'nın. Tasagoraston Athenon, Atina'nın çarşıları ya da Atina çarşıları. Teşekkür Mehmet. Meltem'deyiz, 26. Oi stratiotai en mahais kalois hoplois prontai. Evet, şeylerimiz bunlar. Evet. Komutanlar savaşta iyi silahları hı-hı kullanırlar. Evet, o kadar. Prontai bu orta çatıda çekilmiş bir fiil. Hraomai Krontay diye, ontay diye görüyoruz bunun şahsını şimdiki zaman. Evet, bu komutanlar değil de askerler olacak, olsun, sorun değil. Nur'dayız, 27. Hayır, Nur da yoktu, özür dilerim. Demin şey işaret koymadım. Faruk'tayız o zaman. 27. Retus stratiotas, kalois hoplois, hrastai. Askerlerin iyi güzel silahlar kullanmaları gerekir. Tamam, çok güzel. Öyküdeyiz, 28. Hoi polemioi tois kalois hoplois uk erhonto kai enikonto. Düşmanlar güzel silahlarla güzel silahlar kullandılar ve yendiler. Hayır. Kullanmadılar ve yenildiler. Ve yenildiler, yeniliyorlardı. Evet. Düşmanlar iyi silahlar kullanmazlardı ve yenilirlerdi. Şey bunlar, imperfectum çekimleri. Çünkü bakın kaynaşma var. Bu kaynaşma dediğimiz gibi sadece şimdiki geniş zamanda ya da şimdiki geniş zamanın hikayesi olan imperfectum'da geçerli bir şey. Birinci çekim anahtarında geçerli bir şey kaynaşma. O yüzden geçmiş zaman olduğunu fark ettiniz. Epsilonlar var başında. Ama basit geçmiş zaman olamaz. Basit geçmiş zaman ayrı bir çatı kullanıyor. Ayrı bir çekim anahtarı kullanıyor. Düşmanlar iyi silahlar kullanmazlardı ve yenilirlerdi. Enikonto. Teşekkür Öykü. Şenel'deyiz, 29. O strategos tus stratiotas kalois hoplais krastai ekelevsen hiname nikoen. General askerlere iyi silahlar kullanmalarını emretti. Hı hı. Yenilmesinler diye. Çok güzel. Evet. Yenilmesinler. Ben hata yapmışım. Evet. Burada yenmesinler diyor ama tabii sizin dediğiniz gibi yenilmesinler olmalı. Çekim etken olmuş. Halbuki edilgen olacaktı. Evet. Onu da değiştireceğiz. Nikeseyen falan gibi bir şey söylemek gerekiyor orada. Ya da M'yi silmek gerekiyor. Evet. Nikoen etkendir arkadaşlar. Yensinler. Hiname Nikoen yenmesinler diye ama burada o zaman anlamsız oluyor. Ha, gene alfalı fiillere devam ediyoruz. Teşekkür Şener. Sercan'dayız. 30. Hoi statiotai legusin egar nikomen en mahais kai kto meta tus agrus tas oikias kai tas gynaikas ton polemion.
Askerler söylüyorlar. Keşke keşke yenilmesek, savaşta yenilmesek ve... Yok yok, edilgen değil bu, etken. Keşke savaşta yensek, galip olsak. Keşke savaşta yensek ve agrus. Tarlalarda ama tustan tarlaları istifade etsek. İşte o devam ediyor. Tus agrus tas oitias kaitas günaikas ton polemion. Bunun hepsi nesne. Tarlaları tas oitias ne? Niye bugün hiçbir şey hatırlayamıyorum ya? Bilemiyorum. Oitia ev. Ne? Tas oitias evleri. Evleri ve günaikas bu da kadınlardı. Evet, kadınları ton polemion. Kimlere aitmiş bütün bunlar? Ton polemion. Düşmanların. Heh, o zaman nasıl toparlayacağız? Keşke savaşlarda galip olsak ve düşmanların... Evet. Düşmanların evleri ve kadın... Evleri, kadınları ve tarlalarından istifade etsek. Evet, evet. Bu, evet, benim hatam arkadaşlar, şeyden kalmış. Hrontay'dan kalmış bu. Elde etmek, şey yapmak, ele geçirmek demek, kıta olmak, sahip olmak. Özür dilerim, bu anlamını değiştirmem gerekirdi, benim hatam. Sahip olmak demek, kıta olmak değil mi? Ele geçirmek. Teşekkür Sercan, Uğur'dayız. 31, ele geçirmek olarak çevirelim kıta olmayı. Hocam Uğur'da yoktu galiba. Aa, doğru, haklısınız. Evet. O zaman Abdi'deyiz. Buyur Abdi. Hı hı. Ele geçirmek diye alacaksın fiili. Tamam. Hoi matetai erotosin ktometa tabiblia tu didaskalu hamenei dioti apotes poleos eisten patrida eleten şimdi öğrenciler soruyorlar. Evet. Hocanın kitaplarını ele geçirebilir miyiz? Evet. Şimdi ama hocam bu ha meney deyince orada meney kalmaktı. Evet. Yani tabiblia ha meney, kalan kitaplarını. Ha, kalmak sadece fiziksel olarak bir yerde kalmak gibi değil o zaman. Değil. Hocanın, tabii arta kalmak. Arta hocanın kalmak. Geride bıraktığı kitaplarını sahip olabilir miyiz gibi. Evet, evet. Sahip tamam. Olalım mı? Çünkü olalım mı? Olalım mı? Çünkü şehirden şey pardon evet, şehirden anavatana geldik. Geldik değil. Sen hangi şahıs? Evet, biz efendim. Değil. Yani gelmek fiili ama şahıs yanlış. Elten. O şahsı geldi. Evet. Gitti burada. Şehirden vatanına gittiği tamam. için. Evet. Hı. Çünkü şehirden vatanına gitti. Evet. Onu apelsen işte demedim onu. Birleşik şey oluyor. Elsen gitti. Ya da kaçtı diyeyim daha garanti olur. Elsen yerine efigen diyeyim. Kaçtı anlamına gelir diye. Evet. Öğrenciler bunun soruyor. Biz, bir diğer halini biz hem gelmek hem gitmek gibi sanki söylemiştik değil mi? Onu böyle hem gelmek hem gitmek. Evet. Bağlama göre değiştireceğiz tamam. tabii. Burada tamam. Yani öğretmenin kalan kitaplarına sahip olalım mı diye öğrenciler. Çünkü öğretmen şehirden vatana gitti, geldi. Hangisi daha uygun? Gitti mi, geldi mi? Değil mi? Tabii gitti olacak. Doğru, pardon. Evet, o yüzden şey, bağlama dikkat etmek gerekiyor. Soru geliyor zannediyorum. Buyurun. El kaldıran vardı demin, ismini kaçırdım. Ben kaldırdım Gözde. Gözde, buyurun. Hocam siz kıtomayı datifle kullan... Yani değil, hata bu. Hata mi? Arkadaşlar. Kıtaomay, ele geçirmek, sahip olmak demek. Akuzatifle burası tamamen değişecek. Tamam. Bunu şu an benim üstünü çizme şeyim yok. O kayıyor. Yani şey şu an çizsem üstünü sonra faydası olmayacak. O yüzden onu dikkate almayın lütfen. Şey yapacağız.
düzeltmelerle beraber gönderdiğim için dersi orada düzeltilmiş halini bulacaksınız kıta olmayın. Zaten bitti. Kıta olmayla ilginiz kalmadı artık bu cümleden sonra. Teşekkür. Abde Ayşe'deyiz. 32. Donkey toys bulevtais ton apolodoron timan hos ay agata ten polin peprahen. Buledekilerin şehre her zaman iyi şeyler yapmış olan Apollodorus'u onurlandırmaları gerekir. Çok güzel. Evet, evet, evet. Gerekir. Dokey gerekir. Dokey timan onurlandırmaları, ona saygı göstermeleri gerekir. Kime? Ton Apollodoron. Sonra da o ki her zaman şehre iyi şeyler yapmış. Dediğiniz gibi Prato fiilinin perfektumu değil mi? Peprahen, prah ortada. Evet, şey Hüseyin'in dediği gibi uygundur da olur. Dokey bir yakışmak demek, uygun olmak demek değil mi? Dokey. Uygun görünür, uygundur dokey. O da var. Şimdi bu alfalı fiillerden epsilonlu fiillere geçelim. Biraz da bunlardan şey yapalım. Egzersiz. Berk'teyiz, 33. Buyurun. Oy politai erotosin kalomen kaitus kerukas ton polemion eisten heorten. Yurttaşlar soruyorlar. Düşmanların ulaklarını da bayrama davet edelim mi? Çok güzel. Evet evet aynen böyle Berk. Çok teşekkür. Caner'deyiz, 34. O kalimaos eisten eorten ukaleitai dioti tus neanias kakos pepaiderken kalimaos festivale çağrılmadı çünkü gençlere kötü bir şekilde eğitim vermişti. Evet. Kaleitai hangi zamanda? Kaleitai çağrılmaz. Geniş zaman hocam. Heh, ben yanlış evet. Yaptım. Pasif. Olsun, çekilmiş. Olsun. Evet. Ukaleitai. Ama pasif. Evet. Edilgen. Çağrılmaz, davet edilmez. Evet. O kalimahos, ukaleitai. Kalimahos davet edilmez, çağrılmaz. Çağrılmıyor, davet edilmiyor. Teşekkür Caner. Ece'deyiz, 35. Ton kalimahon poneron ekalon, kayyuk efilon. Rezil kalimahosu. Çağırmıyorum ve sevmiyorum. Evet. Sevmiyordum. Çağırmıyordum ve sevmiyordum ya da çağırmıyorlardı ve sevmiyorlardı. Çok güzel. Evet. İki şahıs da mümkün burada. Evet. Rezil kalimahosu çağır ama evet. Ekalun burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Evet, kaleo'nun başka bir anlamı var. Onu burada kullanma, tabii söylemediğim için o tuzağa ben de düştüm önce. Kaleo isimlendirmek aynı zamanda. Tamam mı? Kalimahos'a Poneros ismini verirlerdi. Kalimahos'a Poneros derlerdi ve sevmezlerdi diyeceğiz. Tamam mı? Onu düzenleyeyim ben. Kaleo çağırmak, davet etmek ama biliyorsunuz kaleo'nun bir anlamı daha var. Aynı İngilizce'deki call gibi birisine bir şey demek. Yani işte şey ne bileyim bu gibi. Kalimahos'a rezil diyorlardı ve onu sevmiyorlardı. Kayuk efilun diye olması lazımdı. Ama tabii ben kaleo'nun anlamını sadece çağırmak ve davet etmekle sınırlandırdığım için o anlam kimsenin aklına gelmeyebilir. O zaman 36'yı Ece'den isteyelim. Okay, pardon. Doke politais tus xenos eisten eorten kalein. Yabancıları bayrama davet yurttaşların yabancıları bayrama davet etmeleri uygundur. Tamam, çok güzel. Evet evet, yurttaşların yabancıları bayrama davet etmeleri uygundur. Emine 37. Ben de Edip hocam. Ha öyle, özür dilerim. Doğru, Ege'deyiz. Özür dilerim. Estağfurullah. Ho kalimahos buletai eisten eorten kaleistai
Kalimahos Bule üyelerini bayrama davet eder. Hayır. Bu Bule üyeleri değil arkadaşlar. O Bulevtay. Ortada bir üpsilon daha var. Bu fiil. Bulevtay. İster. O zaman Kalimahos bayrama davet etmek, bayramda davet etmek ister. Bu bayrama davet etmek. Ama bu davet etmek değil, hangi şey? Yani davet etmek anlamında ama hangi çatı? Bakın bu etken, kalein. Bu kaleistai. Orta çatıda o zaman orta edilgen. Orta edilgen. O zaman tamam. O zaman kalimahos bayrama davet edilmek ister. Evet, evet. Kalimahos bayrama davet edilmek, çağrılmak ister. Bu letter. Teşekkür Ege. Şimdi Emine'deyiz. 38, buyurun. Repeto didaskalo tenkalen okyan oykey. Öğretmene iyi bir evde oturmak yakışır. Tamam, çok güzel. Gözdedeyiz. 39. Hocam, 37'deki o fiil master futurum mu, aristum mu? Bu mu? Kalistar, evet. Hayır, ne birinci hocam? Çekim anahtarından edilgen sadece. Tamam. Futurum da olamaz, aristum da olamaz. Kaleo fiilinin bir şeyine bakacaksınız. Galiba bir derste verdim ben onları bir dersin sonunda. Eo fiillerinin çekim anahtarlarında arkadaşlar futurum olması için ikinci çekim anahtarını, aorist olması için de üçüncü çekim anahtarını tamam kullanması lazım. Tamam mı? Onlarda tamam, evet şey yok, kaynaşma yok. Zannediyorum sadece şeyde var. Hatırladım hocam. Tamam. Tamam, sağ olun hocam. Kusura bakmayın, hatırladım. Yok, estağfurullah. Yani siz diğer arkadaşlara da faydası oluyor sorularınızın. O yüzden ben biraz daha böyle tafsilatlı açıklamaya giriyorum her seferinde. Şahsa yönelik değil arkadaşlar. Bütün sınıfa hitaben söylüyoruz bunları. Teşekkür Gözde o zaman. Değil mi? Evet. Buyurun. Obutileus, tus, ksenus, ekelevsen, tasnesus, okey. Kral yabancıları adalara ikamet etmesini emretti. Evet. Yabancılara adalara ikamet etmelerini emretti. Hı hı. Hüseyin 40. Hoi gerontes leguzin eigar metas poleis alla ten horan oi koimen. Gençler değil mi? Gençler derler ki yaşlılar tam çok, ters. Tam ters. Yaşlılar derler ki keşke evet şeyde değil şehirde değil ama kırda yaşasak. Evet. Tas şehir için tekillik mi verir, çoğulluk mu? Çoğulluk hocam. O zaman şehirlerde, değil mi? Şehirlerde değil. Şehirlerde değil, kırda yaşasak. Kırda ikamet etsek, otursak falan filan. Teşekkür Hüseyin. Ilgındayız 41. Hoi politai legusin eite hoi polemioi metas poleis oikosin. Şehirliler der ki keşke düşmanlar şehirlerde yaşamasa. Evet, keşke düşmanlar şehirlerde yaşamasalar. Evet, teşekkür Ilgın. Mehmet 42 zannediyorum. Evet, 42. Exestitus Corinthius metaton polemon tas nesus oikein. Korintosluların savaştan sonra adalarda yaşamaları, ikamet etmeleri mümkündür. Tamam, çok güzel. 43 Meltem. Dei tus arhontas, tus agatus politas, du atlu axium. Arhonlar iyi vatandaşları, arhonların iyi vatandaşları mükafata, ödüle. Ödüle layık görmeleri gerekir. Çok güzel, evet. Dei axium, bu işte omikronla biten fiillerin mastar çekimi. Axium. Master'ı. Evet. Aynı son ek burada da karşımıza çıkacak ama bakın başında bir ipucumuz var. Faruk buyurun. 44. Tote exiun
hoy arjontes ton agathon politen tu argurio alla nun axiusin monon tu Stefano. Bilmediğiniz kelime var mı? Yok. Buyurun. Arhonlar iyi vatandaşları, o zaman arhonlar iyi vatandaşları paraya layık görüyorlardı. Hı-hı. Fakat şimdi yalnızca çelenk mi diyeyim hocam buna? Evet, taca ya da çelenk. Taca layık görüyorlar. Evet, evet. Çok güzel. Öyküdeyiz. 45. Hoi mate taile gustin eigar hodidas kalos ten aitian tu polemo delol. Öğrenciler diyor, keşke öğretmen aitian'ı hatırlayamadım hocam. Sebep. Ha, onu yazmamışım. Ha. Sebep. Evet. Savaşın sebebini aydınlatsa. Hı-hı. Güzel. Evet. Keşke öğretmen savaşın sebebini aydınlatsa. Hı-hı. Burada noktalama işaretleri de eksik kalmış. Legusin'den sonra işte tırnaklar falan yapmak gerekirdi. Onları düzeltilecek. 46'dayız. Teşekkür Öykü. Şenel'deyiz. 46 Şenel. Değil mi? Yatağım yoksa. Evet hocam. Exeste te hypatia ten hypotesin logos sophos delun. Hypotesin hipotez mi hocam? Evet, öyle diyelim. Hı hı. Hypatia'nın bilge sözlerle hipotezi ispatlaması gerekir, ispatlamalıdır. Existi mümkündür. Mümkündür, pardon. Evet, evet. Yoksa şey, geri kalanı doğru yaptınız. Evet, bu delo fiilinin mastarı, delun. Evet. Teşekkür Şener. Sercan'dayız. 47. Ses geliyor mu Sercan? Yok galiba. O zaman Apti'ye geçeceğiz. Uğur da yoktu çünkü. Apti 47 ya da ben mi düştüm arkadaşlar? Yok hocam, duyuluyor. Buyur. Hoi matetai ten hypotesin edelun kai exionto atlon. Öğrenciler hipotezi ispat ettiler ve ödüle layık oldular. Bu hangi zaman? Anlamlar doğru, şahıslar da doğru. Şey, bu devamı tekrarlayacak. Evet. Öğrenciler hipotezi ispatlarlardı ve ödüle layık olurlardı. Tamam, oldu. Imperfectum bu dediğiniz gibi. Evet, devamlı, evet. Tekrarlı geçmiş zaman. Evet. Teşekkür. Şimdi bu üçüncü grup isimlere girelim. Ece'den şey var, ödev uyarısı geliyor. Tamam, o zaman ona bir bakalım. 31. dersi yakalamam lazım zannediyorum. Haklısınız, epsilonlu açıldı değil mi arkadaşlar, 31? Sercan gelmiş. Peki dersin en sonundan mı ödevde Ece, yoksa ben şurada yazıyor 22. sayfada 17.den itibaren. Tamam. Evet, o zaman buradan devam edelim. Sercan, sen yapabilir misin geç geldiysen? Ya da Ayşe. Geldim hocam. Buyurun. 17. Şu geçen dersin 17. sorusu. Tamam, 17 ekran, tamam. Hoi logoi tus egomonos ton barbaron tus allus kerukas efobun alla ho romaios Kerux uk efo beito. Barbarların liderlerinin sözlerinden diğer ulaklar korkarlardı. Hı-hı. Ama Romalı ulak korkmazdı. Evet, tamam, güzel oldu. Teşekkür Sercan. Abdi yaptı. Ayşe'deyiz o zaman. 18 Ayşe. Hoi episkopoi periton theologikon pragmaton hegunto kai hoi grafeis egrafon. Episkoposlar teolojiye dair konularda önderlik ederlerdi ve katipler yazarlardı. Evet, hegunto burada önderlik etmek değil de tefsir etmek, yorumlamak yapmak. Bakın burada
düşünmek, hakkında mütalaa etmek. Bu teolojik konular hakkında mütalaa ederlerdi. Tefsirde bulunur. Tefsir değil de şey, düşünmek işte, tartışma yaparlardı. Katipler yazarlardı. Oldu. Berk'teyiz o zaman. 19. Şöyle biraz kaydırayım. Buyurun. Proteron. Proteron men ho kerux ho apotes efesu tois athenaios peri tu polemu engellei aurion de hoton athenaion kerux tois lakedemanios angelei. Önceden Efes'ten gelen ulak Atinalılara savaş hakkında savaş hakkında ilanda bulunur. Evet, olur. Aurion yarın ise Atinalı ulak Spartalılara Atinalılara bildirir. Spartalılara bildirir. Pardon, Spartalılara bildirir, evet. Evet, Atinalıların ulağı yarın ise Atinalıların ulağı Spartalılara bildirir ya da ilan eder, edecek, bildirecek ya da ilan edecek. Şu, angelo, bakın tek lambda, burada da var tek lambda. Angelei kaynaşmış, bu da kaynaşmalı. Ama bu fiilin şimdiki zamanı ya da imperfektumu kaynaşmalı değil. Sadece başındaki alfa, epsilon aldığı zaman eta'ya dönüyor. Onda bir sorun yok. Ama fiilin sonu tanıdığımız, bildiğimiz üçüncü tekil şahıs son eki. Tamam. Gerçi o da hatalı olmuş. Engelle, engellen olmalıydı. Yotası olmamalıydı. Onu da düzeltiriz. Teşekkür Berk. Caner'deyiz. Zannediyorum değil mi? Hatta yapmayalım da. Evet hocam. Buyurun. 20. Proteron mentahopla eistopedion paratostatevma ekomizomer aurion detastia toistatiotais komiume. Önce silahları ovaya, ordunun yanına götürüyorduk. Güzel. Bugün yemek yiyecekleri yaşeleri askerlere götürüyoruz. Evet, götüreceğiz. Çünkü Avrion yarın komiyumen, evet. Tamam mı? Evet. Buradaki gibi ikinci çoğul, ikinci çekim anahtarı kullanılmış. Komiyumen götüreceğiz. Evet. Ekomizomen götürürdük. Komiyumen götüreceğiz. Komizodan ekomizomen ama komiyodan komiyumen. Teşekkür Caner. Ece'deyiz. 21. Teşekkür Ece bu uyarıyı yaptığın için. Proteron sunetos aegin aikes entai suiki aisemenon alla entedete eorte menusen oi andres en oiki ais. Eskiden genellikle kadınlar evlerde kalıyorlardı. Hı-hı. Ama bu bayramda erkekler evlerde kalacaklar. Kalacaklar, evet. Ha, demin sizinle konuştuğumuz mesele burada çıktı. Meno işte, şimdiki zamanda böyle çekiliyor birinci çekim anahtarında. Ama gelecek zamanı kullanan ikinci çekim anahtarında aynı harfler var arkadaşlar görüntüde. Ama kaynaşma var sonunda. Meneo, epsilon omega kaynaşması var burada. Epsilon omega, epsilon yota falan diye gidiyor. Epsilon omikron diye kaynaşıyor burada işler. O yüzden menusin olmuş. Teşekkür Ece. Ege'deyiz 22 ve bitiyor bu şey geçen haftanın ödevi. Ok esin nometa diotiten aleteyan elegomen. Utanmıyoruz. Çünkü gerçeği söyledik. Utanmadık çünkü gerçeği söyledik. He, ama basit dili geçmiş zaman değil. Dikkat. Hayır. Gerçeği söylerdik. He. Utanmazdık. İkisi de. Evet. Utanmazdık çünkü gerçeği söylüyorduk. Hı-hı. Utanmıyorduk, mahcup olmuyorduk çünkü gerçeği söylüyorduk. Evet. Şimdi bu üçüncü grup
isimlerle olan cümlelerimiz var dolu. Burada arkadaşlar yeşilli olanlar bizim bu ders dikkat edeceğimiz kelimeler. Tamam, arada sırada böyle şey kelimeler çıkabilir. Laos diye ta Kahlübela'da bir kere kullanmıştık bunu. Demos yerine Laos, halk. Laos, halk. Onu evet vermemişim şeyine, anlamını. Burada yapacağımız şu, hep üçüncü gruptan isimleri yeşil, renkli olanlarda, yani sadece yeşil mavi değil de her renk var. Oradan dikkat etmeniz gerekiyor yavaş yavaş. Sonra dersin sonunda toparlayacağız zaten bu üçüncü grup isimleri. Hepsi olmasa da çoğunluğu bu ders bitmiş oluyor üçüncü grup isimleri. O zaman Ege'den sonra Emine'ye gelelim. Buyurun, bir. Laos ton keruka erotemata eroton allatas apokrifes uk ekuon. Halk haberciye soru sorar. Eroton, onun çekimini anlamadım hocam şu anda. Soru sormak, soru sormanın imperfektim. Pardon, imperfektim, tamam. Halk haberciye soru soruyordu ama yanıtları, cevapları dinlemiyorlardı. Tamam, çok güzel. Tabii ben Holaos'u tekil yapıp yüklemleri çoğul yapmışım. Bunu düzeltmem mi lazım bilemiyorum. Bir kontrol edeyim. Halk çok topluluk ismi diye alıp yüklemleri mi çoğul yaptık falan, ona izin var mıydı emin değilim. Yoksa bu eroton ve ekuon tekile çevrilecek. Şu an üçüncü çoğul şahısta görünüyorlar. Teşekkür Emine. Gözde'deyiz. Exestiton agion antropon kalas kai agatas praxeis monon te dynamei tu teu praxai. Evet. Kutsal insanların iyi ve güzel işler yapmaları yalnızca Tanrı'nın kuvvetiyle mümkündür. Evet, excess de praxai yapmaları mümkündür. Monon te dynamei to seu, yalnızca Tanrı'nın kuvvetiyle. Tek itirazım var, ton hagion antropon, tekil mi çoğul mu? Tekil. Heh, ona göre. Kutsal insanların diye başladınız o yüzden. Evet. Tamam, tekil olacak. Kutsal, evet, insanın, evet, mübarek adamın, kutsal insanın iyi şeyler, iyi ve güzel, iyi ve hayırlı şeyler yapması, şeyler bu da, praxeis. Kalas kai agatas praxeis. Tamam. Evet. Pardon, listeyi kaçırdık. Hüseyin'deyiz zannediyorum. Evet hocam. Buyurun. Hüpatya dedidaksen ten... Dikkat, Hüseyin, kısı değil bu. Ne harfi bu? Ten, evet. Epideksin ton filozofikon problematon. Hüpatya felsefenin problemlerini ispatını öğretmişti. Evet, öğretmiş ya da öğretti. Dedi dahen perfectum. Evet, öğretmişti demeyelim. O perfectum'un da geçmiş zamanı oluyor. Onu öğretmedik size. Evet. Dedi dahen falan gibi. Bunun da başına epsilon geliyor. Geçmiş zaman oluyor. Bu öğretmiş ya da öğretmiş oldu falan gibi bir şey. Evet, bu felsefe sıfat olacak. Felsefenin problemleri değil de felsefi problemlerin çözümü, ispatını. Tamam. Ton problematon ismimiz, problemlerin ispatı. Ne tür problemler? Felsefi problemlerin ispatı. Evet, orada sıfat. Filosofikon problematon. Ilgındayız. 4. Kretus neanias. Kretus neanias ten poiesin tu homeru ev mantanein. Gençler Homeros'un şiirlerini iyi öğrenmelidirler. Tamam, o kadar. Çok güzel. Evet, iyi öğrenmelidirler. İyi öğrenmeleri lazımdır. Tamam. Mehmet 5. Aratas Hellenikas Oleis Oikosin Kai Oi Senoi. Yabancılar Helenlerin şehirlerinde ikamet edebilirler mi? Ederler mi sadece? Edebilirler değil de ederler mi? Ediyorlar mı? Yabancılar da
Helenlerin şehirlerinde ya da Helen şehirlerinde ikamet ediyorlar mı? Aha. Dikkat edelim bakın. Ten Epideix'in, ten Poyes'in. Görüyor musunuz? Ten ve sin. Ten ve sin. Sigma tabii burada sin'in içinde saklı. Tas Poleis. Tas Poleis. Demek ki akuzatif çoğulu böyle. Tenlerden ne anlıyoruz? Poyes'in akuzatif tekil. Epideix'in akuzatif tekil. Değil mi? Buna bakalım. Tas apokriseis. Akuzatif çoğul. Sonu seis. Aynı burada olduğu gibi. Tas poleis. Sonu eis. Tas poleis. Evet. Mehmet'ten sonra Meltem'deyiz. Altı. Meltem yok mu? Demin girip çıktığını fark ettim şey oturma ama belki de düştü. Faruk'a geçelim o zaman. Altı. Enteprote sinodo. Sinodo, pardon. Enteprote sinodo te ennikaya hoi pateres symbolon tes pisteos epoyesan. Altta yazıyor bütün kelimeler. Evet. Nikaya'daki ilk sinotta papazlar, işte babalar, pederler sinodon sümbolun, pardon. Sümbolun tez pistevos. Poyesan. Oluşturuyorlar, oluşturdular. Evet. Neyi oluşturdular? Formülü. Formülü sümbolun. Evet. Sümbolun tez pistevos. İmanın formülünü oluşturdular. İlk sinopta. Baştan alalım sınıf. O zaman hepsini. Pederler, babalar Nikaya'daki ilk sinotta inancın formülünü oluşturdular. Tamam, güzel. Evet, epoyesan oluşturdular dili geçmiş zaman. Hoypateres, duruma göre baba, duruma göre peder desek uyuyor. Zaten şey, onlar da kuzen kelimeler, pederle pater. Pateres teseklesi yaz tabii, kilise babaları bunlar. Ebeveynler değil, değil o şey. Veli toplantısı yapılmıyor. Teşekkür Faruk. Öyküdeyiz. 7. Hoykakoy. Hoykakoy ten taksin. Ten en tais polisin. Kay ten demokratiyan tais stasesin. Rüsay ebulonto. Kötüler. Şehirlerdeki taksin. Düzen. Onu da diyelim oraya. Düzen. Tamam. Şehirlerdeki düzeni ve savaşlardaki demokrasiyi, iç savaşlardaki demokrasiyi. Hayır, burada en yok. Bu en siz evet, görüyor musunuz? Evet, doğru. Evet, şehirlerdeki düzeni ve demokrasiyi. Ve demokrasiyi. Evet. İç savaşlarla ne yapmak ister? Çözmek, yok etmek. Çözmek ister, evet. Evet, isterlerdi. Ebulonto, isterlerdi. Evet, kötüler şehirlerdeki düzeni ve demokrasiyi iç savaşlarla, bu bağımsız sade datif, iç savaşlarla. Bu da datif, bakın zaten aynı gruptan bunlar. Tais, polesin. Bu dersin başında bir cümlede de geçti. Entais, polesin. Tais, polesin. Tais'tan ne olduğunu anlıyoruz, datif çoğu ve dişil olduğunu anlıyoruz. Demek ki bu. Polesin hem datiftir, hem çoğuldur, hem dişildir. Bunun aynısı burada da var. Gramatik olarak aynısı. Tais, stasesin. İç savaşlarla. Stasis kelimesi altta görünüyor. Stasis. Onun genitif tekili de staseus. Bunu mesela buna da uyarlayabilmeniz lazım. Polis ve poleos. Tes poleos. Hepolis, tespolios diye şey yapabilirsiniz. Çünkü onlar aynı grubun isimleri. Evet, teşekkür Öykü. Şenel'deyiz. 8. He hübris tu kategetu tu to matema
Eblapten, Kaitus, Matetas, Ekolüen, Tas, Arhas, Tu, Dogmatos, Dehestay. Küstahlık öğretmenin dersine zarar verdi ve şimdi ne dedik demin? İsim tamlaması var burada. Yunanca'da önce küstahlık görüyoruz, sonra genitif görüyorsak genitifte çekilmiş isme ait o küstahlık. Tamam. Ya anlamını şey yapamadım da öğretmenin küstahlığı derse zarar verdi ve bir de zarar verdi demeyelim. Hangi zamanda çekilmiş o? Yani şey anlamını doğru buldunuz, şahsını doğru buldunuz. Zaman yanlış. Zarar verirdi. Zarar verirdi. Evet. Zarar verirdi. Devamlı tekrar geçmiş zaman ve bravo. Ve öğrenci dogmanın ilkelerine ve ekolüen bir saniye hocam bilmediğim kelimeler engel olurdu aküzatif. Tabii bakın elbette. Zamansızı. Dogmanın ilkelerini almaya engel olurdu. Evet. Olurdu. Evet, öğretinin ilkelerine almalarına engel oluyordu. Bir daha toplayalım mı? Burada iki cümle var. Kayla ayrılmış. İki cümle var. Biri Eblapten'le bitiyor, biri Ekolüen'le bitiyor. Yani bitiyor dediğim şey Ekolüen yükleme onu. Buyurun, iki cümle olarak alalım, ortada V geçsin. Öğretmenin küstahlığı derslere zarar verirdi ve Matitas ne demiştik? Öğrencilere eylemlerin dogmaları derslerin ilkelerini almalarına engel olurdu. Evet, tamam. Tomasema tekir yalnız. Derse zarar verirdi. Tomasema Eblapten. Teşekkür Şener. Sercan'dayız. 9. Oy piste Pistevontes, Eronton, Eroton, Arao, Christos, Mian, Füsin, He, Duo, Füseis. Duo'nun anlamını vermemişim. Duo iki demek. İki. İnananlar cevap verirdi. Cevap vermiyorlar canım, soruyorlar. Eroton sormak. Eroton sor. Evet. İnananlar soru sorardı, sordu. Mesih tek tabiata mı ya da iki ruha mı sahip? Gene tabiat, füseys. Füseys. Burada tabiat, miyan füsin. Bir tabiat, bir diyor, tabiat füseys, iki ya da iki tabiata mı sahip? Güzel. Abdideyiz, 10. Todeto matemati hoy matetay Eiste bate tes Helenikes gramatikes eyser kontay. Bu derste öğrenciler Yunanca dil bilgisinin derinliğine giriyorlar. Çok güzel çevirdin. Derinlik kelimesinin artikeli ta ise tekil mi çoğul mu bu? Çoğul. Derinliklerine. Tamam. Tabate. Doğru. Evet. Bu tamamen yeni öğrendiğiniz bir isim çekimi. Ta'dan nötr olduğu anlaşılıyor. Çoğul olduğu. Eis'ten dolayı da akuzatif olduğunu anlıyoruz. Eis'ten sonra illaki akuzatif gelir. Ta nötr, tamam nötr çoğul. Ama biliyorsunuz şey sorunumuz var. Ta burada bakın hem nominatif hem akuzatif. Peki nasıl çözeceğiz bu sorunu? Eis'ten dolayı çözeceğiz. Eis'ten sonra illaki akuzatif gelir. Demek ki tabase burada akuzatif oluyor. Derinliklerine eis tabase tes helenikes gramatikes eiser kontay. Eiser kontay bir şeyin içine girmek. Bu derste tode tomasemati hoymasetay öğrenciler eis tabase tes helenikes gramatikes eiser kontay
diyoruz. Halinizin şeyini mi anlatıyoruz, yorumunu mu yapıyoruz? Teşekkür Abdi, şeydeyiz, Ayşe'deyiz. Buyurun. Erotolsin, soruyorlar. Erotolsin ti egrapsen ho Herodotos apokrinometa ho Herodot periton etnon ton genon kaiton historion tes asias kai afrikes egrapsen. Soruyorlar. Herodotos ne yazıyor? Yazacak. Hayır. Yakaladınız, az kaldın. Yazdı. Ya evet, demin diyordunuz evet, yazdı diye. Evet, görmemiştim. Evet. Herodotos ne yazacak? Yazdı. Yazdı. Evet. Cevap veriyoruz. Herodot kelimelere bakıyorum. Tabii. Milletlerin boylarının tarih boylarının hayır. Asya orada ve iki farklı Afrika. Kelime onlar. Şimdi burada Herodotos, Egrapsen, Peri, evet, Esno. Milletler hakkında. Heh, öyle alalım o zaman. Önce taslak yapalım. Milletler hakkında. Başka ne hakkında? Ve bu soyları, ırkları hakkında. Ve Asyalıların tarihi. Asya'nın bu. Asya'nın tarihi. Asya'nın ve Afrika'nın. Asya'nın ve Afrika'nın tarihini yazdı. Tamam, güzel. Herodotos, milletler, soylar ve Asya'nın ve Afrika'nın tarihleri hakkında yazdı. Oldu mu? Evet, yeni kelimelerde olunca şey karışabilir tabii cümle şeyi. Normalde tanıdık bir cümle de böyle yeni kelimelerle karşılaşınca biraz da uzun olunca kopuyor aklımızda. Ton etnon, aşağıya bakıyoruz, etnos. To etnos. Şimdi burada tondan anlıyoruz bu cümlede neye yaradığını. Periden dolayı genitif olmuş arkadaşlar, değil mi? Periton etnon, periton genon. Genos'a bakıyoruz. Genon nerede? Ha, buymuş. Aslı buymuş. Nominatifi buymuş bunun. Genos, soy, ırk, boy. Bu aslında arkadaşlar cinsle aynı şey, aynı kelime ve bu tartışılan meselelerden biridir. Sami dillerden mi Yunanca'ya geçti, Yunanca'dan mı Sami dillere geçti diye genos tartışılır. Cins kelimesi biliyorsunuz G harfi Arapça'da C'ye dönüyor. Evangelion, İncil falan oluyor. Arapça'da tabii C oluyor. Öbür Sami dillerde de aynı durum var. Genso diye Süryancası var mesela genosun. Onun Yunanca'dan geldiği kesin. Periton esnon, esnos, millet. To esnos. Os'la bitmesine rağmen nötr olan bir kelime. To'dan anlıyorus. Bu da öyle. Genos, to'yu görmesek biz bunu ho genos derdik. Sanki eril tekil bir kelimeymiş gibi. Halbuki bu nötr arkadaşlar. Bir tane daha burada gördük öyle. Tabase, bakın basos, to'yu görmesek biz bunu eril bir kelime zannederdik. Ho basos diye. Fakat sözlük bize söylüyor. To basos bu. Ve bakın genitifi de zaten garip. Us diye bitiyor. Genitifi usla biten, nominatifi osla biten nötr bir isim. Çok var bunlardan arkadaşlar. Ama üçüncü grup isim olmasının bir ortak yanı bakın masema da genitifte osla bitiyor. To masema, tu masematos. Bu to basos. Ama tu ba sus, usla bitiyor. Burada da aynısı var. To esnos, to genos, genitifleri usla bitiyor bunların. Çoğulları da aynı bu şekilde oluyor o zaman. Burada nasıl çoğul tabase oldu? Esnos'un da çoğulu o zaman ta esne. Sonunda eta var. Ta esne, milletler. Genos'un çoğulu ta gene. Soylar, ırklar, boylar, tagene oluyor. Devam edelim.
Gözde'de miyiz acaba? Özür dilerim. Bendeyiz hocam. Berk'teyiz. Berk'teyiz. Evet. Ayşe diye pandemi. Buyurun. 12. Poson kronon emeynate entetrake entetrake pente ete emeynamen. Kaç yıldır ya da ne kadar zamandır Trakya'da kalıyordunuz? Beş yıldır Trakya'da kalıyorduk. Evet, ama bu devamlı tekrarlı geçmiş zaman değil. Ben bu tabii hepsini, pardon, burada vermişim. Bakın, meno birinci çekim anahtarı. İkiyi boş verdim, burada önemli değil. E meyna, üçüncü çekim anahtarı. Yani dili geçmiş zaman. Tamam. Bu böyle sigması olmayan bir dili geçmiş zaman. Bu fiil böyle dolu sürprize gebe. Meno, şimdiki zamanı, meno, gelecek zamanı ve maalesef auristi. E meyna. Bunun auristliği A'da kalmış. Başında da epsilon var. Bunu sadece dili geçmiş zaman olarak çevireceğiz. Kaç zaman, ne kadar zamandır Trakya'da kaldınız? Trakya'da 5 sene kaldık. Tamam. Pente et. Bakın demin dediğim şey arkadaşlar. Et. Bakıyoruz altta. Etos, etus, to. Ha, bu da to'yla, to'dan dolayı nötr olduğunu anladığımız, nominatifi os'la biten ama genitifi us'la biten bir isim. Ve demin size söylediğim gibi şu cümlede nasıl tabase çoğulu, bakın burada da et çoğulu, yıllar, pente et. Biz tabii Türkçe'ye 5 yıl diyoruz, 5 yıllar demiyoruz. 5 yıl ama yıllar, et. Tamam. Bu İngilizce'de bir laf vardır hani, Ethesian Winds falan, böyle yıl boyu devam eden ya da yılın belirli bir zamanında çıkan şeyler, rüzgarlar anlamında, böyle Ethesian kelimesinin şeyi, kökü bu. Ethos, yıl. Bir de böyle hipodromda imparator falan çıktığı zaman ona böyle şey yapılır. Aklamasyon yapılır, tezahürat. Pollata et, çok yıl, çok yıl, pek çok yıl diye. Oradaki et bu aynı zamanda. Etos, yıl. Et, yıllar. Pente et, emeynamen, 5 yıl kaldık. Teşekkürler. Caner'deyiz. 13. Tus antioheas hevruskete to terei ente dafne kaito heimoni ente antioheia polei. Antiokyalılar. Evet. Antiokyalılara Hevrisketeyi önce çözelim. Hevriskete fiilimiz? Evrisko, bulmak, öğrenmek fiili. Bu hangi zamanda ve hangi şahısta çekilmiş? Bu şeyde imperfectum. Evet. Şu ol kişiye göre çekilmemiş. Güzel, güzel. Imperfectum'da. Antiokyalılar. Antiokyalıları bulurdunuz. Bulurdunuz oluyor, evet. Evet. Antiokyalıları bulurdunuz. Yazın. Heh. Yazın Dafne'de. Evet. Ve kışın Antiokya şehrinde. Evet. Antiokyalıları bulurdunuz. Evet. Antiokyalıları yazın Dafne'de ve kışın Antiokya şehrinde bulurdunuz. Biz Antiokya şehri dediğimizde sanki isim tamlaması gibi söylüyoruz Türkçe'de ama burada koşuntu bu sadece. En, te, Antiokya, datif. Bu da datif. Değil mi? En, te, Antiokya, poley. Antiokya şehrinde bulurdunuz. Hevris kese. Evet. Teşekkür Caner. Ece'deyiz. Tokallos kaiten areten oi filosofoi tois biblios kai oi poetai tois poemasin edidaskon. Filozoflar kitaplarla, şairler eserlerle, şiirlerle güzelliği ve erdemi öğrettiler. Çok güzel. Öyle. Güzelliği ve erdemi filozoflar kitaplarla ve şairler şiirlerle öğretirlerdi. Evet, teşekkür. Ege'deyiz. 15. Alexandros Omegas Proton Erhen to Kratos to Patros
Hüsteron takrate tes asyas eylem. Büyük İskender ilk önce Erhen Arhon'un burada aynen orada işte onun çekimi. O zaman ilk önce yönettirdi. Tukratus Tupatrus. Ülkenin babasının devletini ilk önce babasının devletini yönetirdi. Güzel. Hüsteron. Daha sonra daha sonra Asya devletini ele geçirdi. Tamam. Ta'dan tekillik mi çoğulluk mu çıkarmamız lazım? O zaman nasıl diyelim? Daha sonra? Daha sonra Asya devletlerini ele geçirdi. Tamam. Takrate. İşte Kratos devlet, demokratiyanın kratası arkadaşlar. Kratos devlet. Hala yani modern Yunanca'da da Kratos devlet demektir. Tokratos devlet. Ama Arho kelimesinden dolayı genitifte çekilmiş. Alexandros Omegas, Tukratus Erhen, devleti yönetirdi. Hangi devleti? Tukratus Tupatros, babasının devletini, Filippos'un değil mi? Tukratus Tupatros Erhen, Hüsteron, daha sonra Takrate Tesasiyas Heylen, ele geçirdi, aldı. Haireo fiilinin auris çekimi, Heylon. İkinci auris diyorduk ona değil mi? Sanki imperfectum gibi görünüyor gözümüze. Ama dikkat ediyoruz, çekim anahtarında bakıyoruz. Birinci çekim anahtarından değil, ikinci çekim anahtarı kullanılmış. O zaman dili geçmiş zaman olarak çeviriyoruz. Heylen. Takrate, normal akuzatif burada. Takrate tesasiyas heylen. Asya'nın devletlerini ele geçirdi. Alexandros Omegas. Teşekkür Ege. Emine'deyiz. 16. Ekenos hotopos to agion oros onomazetai dioti en ekeno to orei evriskontai monasteria. O yeri kutsal dağ olarak isimlendirirler. Çünkü o dağda manastırlar bulurlar. Bulunur. Bunlar hep edilgen. Bu da onomazetai edilgen. Öyle düşünün. Doğru çevirdiniz de bu kısmı sadece. Ekenoso topos, o yer. To aion oros onomazetai. Evet. Diye. İsimlendirilir. Evet, evet. Kutsal dağ diye isim. Yani biz Türkçe'de diye ya da olan diye joker kelime kullanmak zorundayız. Evet. O yer kutsal dağ diye isimlendirilir. Çünkü o dağda, Ekenotorei, evet, manastırlar bulunur. Hevris kontar. Bu yüzden Aynaroz diyoruz biz. Osmanlı tarihinden bilenler bilir ya da bugün de Aynaroz bu Selanik'in doğusundaki yarımadada dolu şey var ya, tapınak diyecektim, manastır. Aynoros kelimesi to aion oros'un Osmanlıcalaştırılmış hali. Türkçeleştirilmiş hali. Aion oros, aynoros olmuş. Teşekkür Emine. Gözde'deyiz. 17. Soruyor kusin nün hoy polemioy alla uk existi ten Konstantinopolin Hayrein dioti ta tehnen ten polin. Tehnen değil. Dikkat. Ta. Teyhe. Yeni bir kelime bu. Evet. Ev filattei. Düşmanlar, şimdi düşmanların düşmanlar kuşatırlar. Ama Konstantinopolis'i almaları mümkün değildir. Çünkü şehrin surları iyi korunur. Yok. Surlar şehri iyi korurlar. Evet. Pardon. Çünkü surlar şehri iyi korurlar.
Evet, evet. Tateihe kendisi surlar, tempolin akuzatif, flatteyden dolayı. Tateihe tempolin flattey. Flattey tekil, neden nötr çoğullar tekil yüklem kullanıyorlar? Tateihe flattey. Teyhe, surlar arkadaşlar, şey, alelade duvar değil de şehir, şehir duvarı, sur. Tekilde to, teyhos, gene bu da osla biten ama nötr kelimelerden biri. Gördüğünüz gibi ta'dan anlıyoruz nötrlüğünü. Ama sonu etayla bitiyor. Bu çok enteresan bir şey işte. Yani hem osla biten nominatifi var, hem de çoğulda eta oluyor. Tamamen farklı bir isme dönüyor. Bu da bizim bu enteresan şeylerimizden, üçüncü grup isimlerden biri. Bunlar yarına mı kalsın? 18. Evet, bir tanecik cümlemiz kalmış. Bunu yapalım o zaman. Hüseyin'deyiz. Buyur Hüseyin. Çıktın mı yoksa? Yok hocam. Ah, buyur. Tam sendik bir cümle. Çevir hemen bize. Peki. Bu Athanasios, ho Alexandreus. 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 Eipen. Ho aresi, ho areios, ho airesiar hes, monon tois, hairesiar hes, monon tois psev desin, ten uzian tu Christu, exegei tai kai dai tere daif terei rei ten pistin kayı ten ale teya. Altta bütün kelimeler var. Süre senin yani. Acele etmeden istediğin zaman buyur. Ya da önce taslak yap, sonra düzelt. Nasıl istersen. İskenderiyeli Athanasios der ki, dedi ki, değil mi? Dedi, evet. Evet. Dedi. Şuradan dolayı deminki gibi eipen burada yazıyor. Eipon üçüncü dilek kipiymiş. Şey, üçüncü çekim anahtarıymış. Üçüncü dilek kipi uydurduk size. Üçüncü çekim anahtarıymış. Dili geçmiş zamanla. Dedi, söyledi. Ne dedi? Ho arios. Ho arios, ki bu şeyin başıymış. Haresistlerin başıymış. Evet. Yalnızca yalanı bu İsa'nın sade datif değil mi? Yalanlar. Değil mi? Sade datif gördüğümüz zaman nasıl çevireceğiz bunu? İsa'nın doğasını tefsir etti. Exegetai hangi zamanda? Eitai diye bittiğine göre. Dili geçmiş zaman değil mi hocam? Değil, şimdiki zaman. Ha, doğru. O epsilondan zaman. Karışmasın. Epsilon zaten fiilin başında var. Ama dili geçmiş zaman olsaydı sonu to olurdu. Exegeto olurdu. Bu öyle değil. Exegetai, şimdiki zaman. Evet, evet, devam edelim. Şey, İsa'nın varlığını yorumluyor. Exegetai, tefsir ediyor. Yalanlarla yorumluyor. Evet, yalanlarla tefsir ediyor ve bozuyor. Pistin neydi hocam? Yazmamış mıyız? Burada iman. Yazıyormuş. Evet. İmanı, inancı ve hakikatleri bozuyor. Evet, evet. O zaman toparlayalım. Alexandreyalı Athanasios dedi ki. Dedi ki, bunu nasıl çevireceğiz? Hayresiz başı mı? Zındık başı falan. ne yapalım? Şey işte, hayresiyarkes diyeceğiz herhalde. Hayresiyarkes arıyoruz. Her zaman yalanlarla İsa'nın özünü tefsir etti, yorumladı. Ve inancı ve gerçekleri çarpıttı, bozdu. Bozar. Evet, hakikati bozuyor. Hayresi herkes arıyor. Sadece yalanlarla İsa'nın özünü yorumluyor ve imanı ve hakikati bozuyor. İnancı ve gerçeği bozuyor. Evet, diafteireyi bozmak. Teşekkür Hüseyin. Burada arkadaşlar, hayresi herkes
Normalde hayretsiz Hristiyanlar açısından böyle yanlış şeyi seçmek, dolayısıyla hani politikte inkorrekt tabirle zındıklık. Bu fakat eski çağ dilinde de bir anlamı var. Bu işte şey yorumlama okulu hayretsiz. Yani hangi yorumu seçiyorsunuz diye. Felsefe okullarındaki okul tarzına da deniyor hayretsiz diye. Hayresiarkes'in eski çağda bir de öyle bir anlamı var. Yani okul başı. Sanki bir akımın başı gibi. Yorumlama akımının başı. Yorumlama akımının şeyi mümessili falan anlamına da geliyor. Ama Athanasios biliyorsunuz Athanasios, Arios ve cümle içinde geçtiği gibi Hristos. Bu Hristiyanlık bağlamında bir kelime. O zaman heresiark diye biliyorsunuz Arius bütün işte gene tırnak içinde zındıklıkların şeyidir, başıdır. En büyük zındık Arios'tur. Halbuki yani şey felsefi olarak bakarsanız daha farklı, daha böyle uçuk örnekler veren şeyler de var. Gene tırnak içinde heretikler var. Yani heresi başı bu. İngilizce'de the arch heretic falan diye çevirirler heresiarkesi. Athanasios'un ürettiği bir kelime değil de zaten Yunanca'da var olan ama tabii hayresiz Hristiyan bağlamda ayrı bir yere oturduğu için Athanasios'un herhalde ağzını şıpırdata şıpırdata söylediği bir kelime olsa gerek. Hayresiarkes. Evet, bugünlük bu kadar. Görkem'e de çok teşekkür ederiz. Bir sorunuz yoksa burada bitirelim şeyi dersi. Teşekkürler hocam. Herkes kendisine iyi baksın. Sağ olun hocam. Teşekkürler.